1939 doğumluyum. Bu çocukluk hayatım burada geçti. Burada doğdum yani, bu köyde doğumum burası Kabalar. Karşı okula 5 sene devam ettim. 5 sene ilkokulumu burada bitirdim. Ondan sonra başka bir okumak nasip olmadı. Babam o günlerin yoksul fakiriydi. İleri derece bizi şey edemedi. Ve buralarda çalışmakla, kendi işlerimizde çalışmakla vakit geçirdik. Nihayet 1955'te hanımla nişanladılar. 15 yaşlarındaydık. 1956'nın sonunda düğünümüz oldu. Ve 27 Nisan 1959'da askerliğe gittim. Yozgat'a gittim. Jandarma, 6. Jandarma Erokul Alay Muhabere takımındaydım. 6 ay orada kaldım. Oradan kura çekildi. 29 Ekim 1959 yılı yine Mardin Vilayet Jandarma Birliği'ne gittim. Kumandanlığına gittim. Orada 24 ay kalemde yazıcı görevim oldu. Ve ondan sonra 27 Ekim 1961 yılında terz oldum, buraya geldim. Askerlik durumlarım böyle geçti. Ve ondan sonra da işte bağda, tarlada, dayıbaşılık dönemlerim oldu. Söküye 35-40 kişi ameliyle gittim geldim. Belki 10 sene falan böyle devam ettim. Nihayet bir dönem 1977 seçiminde muhtarlık dönemine girdim. Burada muhtarlığı kazandım. Bu köyün muhtarlığını yaptım. Ve ondan sonra yaş ilerledi. Bir dönem işte böyle kendi işlerimle uğraştık. Sonra emeklilik nasip oldu. Emekliyim şu durumda. O olanlar çalışıyor. Biz de evde gördüğünüz parkta oturma yerimiz bizim. Her gün orada vakit geçiriyoruz amcam. Kaç çocuğun var? Allah'a emanet. 2 olan bir kız var. Büyük olan burada. Küçük, en küçük olan o İsviçre'de. Kız da İsviçre'de. Onunla orada. Bayağı 9 torun sahibiyiz. 9 torun sahibiyiz. Böyle yani. Kabalarda neler yaptınız? Bağ bahçe uğraştınız mı? Uğraştım, uğraştım. İşte bağlarımız var yani. Aşağı yukarı 50 dönüme yakın bağlarımız var. Bunlarla uğraştık. Bahçelerimiz oluyordu. Fakat şimdi bahçe bile kalmadı kardeşim. Çünkü bahçeleri sulayan su bura aktarıldı için bahçeler kapalı kaldı. Bağlarla uğraşıyoruz. Şimdi ben bağa bile gitmiyorum kardeşim. Zaten parka zor gidip geliyoruz. Oğlan çalışıyor yani bağda filan. Eskiden düğünlerde neler yapılırdı? Ne işler yapılırdı adet olarak? Eskiden düğünlerimiz 1956 Kasım Aralık aylarında olan 4 arkadaşımızın düğünü. Muhteremle biri sağ, üçümüz sağ, biri arkadaşımız vefat etti ya. Hep davulla, çalgılı oldu yani. Davul diyoruz, çalgı. Ve bu gorudan dorlak diye bir şey, çam, uzun hambalat bir şey geliyordu. Böyle neşeli bir durumla oluyordu. Şimdi tabii bu durumun, dönemin bu durumlarına göre şimdi de neşeli. Şimdi parkta daha güzel yani, apörler şu. O günde apörle falan yoktu tabii çalgılı. Ayşe teyzemi nerede gördün? Beğendin, bu köylü zaten okula gidip geliyorken ilkokul 5 sınıfta bundan evinden geçeriz biz yol. Beraber bu da çıktı, ben de çıktım okula kadar. O gün için bakım da olmuyordu. Zaten fakirlik dedim ya, babam da öyle, ben de öyle, bunda da öyle. O gün için bu da bir güzel tarafı oldu. Buna böyle bir teklifim oldu. Yaşımızın önündeki yıllarda evlenmeyi kabul eder miyim, bizle nişanlanır mıyız diye. Bu da verilirse olurdu. Tabii gün geldi, babam geldi. Şimdi buralarda eskiden asalet takip edilir. Yani şu adamın kızı bize gelir mi gelmez mi, böyle ana baba incelemeler yapar. Ha, ve bu aileyi, bu balığı o zaman iyi gördü babam.
efendi ve dürüst sözlere iyi. Gittiler, işlediler, kabul edildi. İşte böylelikle evlilikte devam edildi. Davulla düğün ettim. Çalgılı oldu. O zaman atıla geldi. Araba yoktu şimdiki gibi. Cığla vardı. Öyle geldi. Çok neşeli bir o gün için düğünlerimiz oldu yani. Buyur. Evet, bir dönem o mesleğimde vardı. Hayır, saz yok zaten. Sazı olsa da çalamam ki gari, unuttum. Evveli kafada teyip silmiş, hep türküleri de silmiş. Hiçbir şey aklımda kalmadı. Yani saz, yine İsviçre'de kızım da var dedim ya, onun kızı. O da sizle yaşta var herhalde, iki çocuk annesi. Burada, dede saz nerede be? Ya kızım, sen saz mı çalacaksın? Hayır canım, çalmayacağım. Nerede? Arkadaşlar da diyorum ben. Arkadaşlar da abi biz kullanalım diye götürüyorlar. Nihayet ille onu getir. Ne yapacaksın sen sazı? Dede hatırası müze gibi koyacağım dedi. Getirdim ben, hazırladım evde. Geldi. Tabii orada saz solmuş. Kendim İzmir'den aldığımda çiçek gibiydi saz. Burada Delik Çınar'da, Denizli'de bir yer varmış, oraya götürdü ama benim saz giderken evine uğurlamaya gidiyoruz. Gittiğimde, İzmir'den aldığım gibi kabadayı saz olmuş. Dede sana konuşurum bu diye bana verdi ama konuşturamadım gari, çünkü ellerim yoymuş, gitmiş. Ufak falan biliyor musun? O zaman işte sabaha kadar türkü söylesem dönüp geri bak, geriki türküyü almıyordum. Ama akılda yok gari şimdi hiç. Ufak da olsa yok mu öyle? Ufak da olsa söyleyemez misin? Söyleyemem canım. Gerisi gelmiyor. Bir kelime, bazen bir böyle coşuyorum televizyonda filan bakarken. Söylemedim, onda da söylemedim. Aklıma gelmedi. Söylemedim. Onda da söylemeyince aklıma gelmiyor. Dakılı varıyorsun yani. Olsun, dakıldığın yere kadar. Peki söyleyelim madem. Sevdasın çektiğim oynazlı dilber gözücüyle baksam ölür müsün sen? Ne olur postayı lan bir mektup gönder, duyarlarsa pişman olur musun sen? Ne olur al yanaktan bir bu seversen şu yalan dünyada muradım alsam. İstediğin kadar dünürcü salsam kurban olan benim olur musun sen? Hamdolsun ki seni gördüm göreli, çürüdüm aşkınla meyil vereli. Yanak şekerlenmiş eller kınalı, bayram günü gelsem kovar mısın sen? Aşık acı sevda senin başında, bir ceylan misali 15 yaşında. Karanlık kavuşup güneş batınca alıp kaçsam benim olur musun sen? Hele şükür ki kafa takılmadan bunu söyleyebildik. Takılıyor dedim bir de İsmail amca. Çok güzel söyledin. Tabii o zamanla genç yaştaydım. Sazı çaldığım zamanlarda 30-35 daha gençten sazı kullanıyordum. Ve şimdi İyanım Şerif Denizli'de saz çalar televizyonda da. O İyanımdır benim. İşte o zamanlar saz böyle evde asılırdı. O geldi mi iki tane oğlum hiç dokunmazdı. O çok meraklıydı. Hemen sazı eline alırdı. Bir de benden korkardı dayım bir şey diyecek mi diye. Ama ben de onun sazı eline aldığına seviniyordum o zaman için. Ve böyle merak onu pürdü. O ilerledi gitti. Bir de okul talebesi olduğu için onlar daha güzel tabii. Bizlerden daha çok güzel çalıp söylüyorlar. Böyle dayım. Şimdi ses file ihtiyarlayınca soluyoruz be. Hacı'ya gittin mi İsmail amca? Gittim. Allah nasip etti. İki defa gittim. Hanımla bir gittik. İsviçre'ye de götürdüler kızanla. Orada gittik. Uçağa bile binmek
8 defa benim nasiptir uçağa, 6 defa da yengenin nasiptir. Şimdi nasıl geçiyor zamanın? Çok rahatım. Allah razı olsun, çocuklarım falan çok rahat. Hiç öyle bir üzüntüm yok. Yani vücut da sıhhatlığımız yerinde öyle. Ama bu küçük tefek ağırlığa olacak. Bu da yaş itibar. Bunlara şikayet olunmaz zaten yani. 1940 doğumlu. Hı. Başka ne diyeceğim? Kaç kardeşsin Ayşe teyze? 4 kardeşim. İkisi öldü, ikisi sağ. Sen sor ona, yoksa aklıma gelmiyor. Bir aklıma gelme, sen sor. Kaç yaşında evlendin Ayşe teyzeciğim? 16 yaşında. Nasıl oldu düğünün? 16 yaşında oldu. Düğünüm karlık bir günüydü. Düğün odunu geldi, borlak dikildi. Ertesi gün bir de el ipim oluyordu. Öylelikçe oldu hep düğüne eveli. Seferim çeke çeke getirilirdi gelini. Korladı ora. Neşel oluyordu hani. Şimdikiler o kadar neşeldi. At koşusu olurdu. Neşel olurdu hani. Benim aklıma gelmez gar başka. Ekmekler yapılırmış. Ekmek düğün yapılıyordu. Hı, yapılıyordu. Düğün hazırlığı oluyordu. Gece gündüz, gece sabaha kadar ekmek yapardık. Gündüz akşama kadar yapardık. İki gün ekmeği derdik. Düğün ekmeği yapardık. Hani evveli. Evveli öyle oluyordu. Şimdi tabii şimdi çörek alıyorlar gari. Ne zorluklar gördünüz? Neler yaptınız? O zorlukları çok gördük canım. Ovalara giderdik. Oradan geldik. Oduna giderdik. Bağcılık işledik. Oho, hiç durmazdık hiç. Sırtımızda çocuk. Bir de kolayla sarınırdık. Aynı söküye benimle. Bunlar ben de çok gittim geldim ovaya. Babam o rahmet Huncazık'a götürdü beni, çapıya götürdü. Çapıya benim ameliyat kolladı beni, ben de aldım aynı gündeliği. Evveli ölüydü hani, evveli yokluk çoğudu. Bir şeycik yoktu evveli. Şimdi bolluk her şey. Şimdi kadar çok bolluk. Hacı'ya da gitmişsiniz Ayşe teyzeciğim. Gittik. İki sefer gittik. Hacı'ya da gittik geldik. İki sefer orayı da gördük geldik, Allah kabul etsin. Daha gömülü de orada. Götürsen daha önce gidecek. Şimdi gideceğim ben götürse. Fakat kışlar tutmuyor. Ayaklar tutmazsa şimdi bir daha gideceğiz. Şimdi İyi. Nasıl geçiyor zamanınız İsmail amcamla? İyi geçiyor kızım işte. Biz çalışamıyoruz. Ameliyat oldu ayağımda. Bir ayak üstü olamıyorsun. Burada kurdaşıyoruz. Kızanla işlik geliyor bağıt ağlıyor. Hepsini verdik oğlana. Biz çalışmıyoruz. Rahatımıza bakıyoruz. Yardım ediyor mu İsmail amcam sana evde? Yardım etmiyor mu canım? Neler yapıveriyor? Her şey, ilacı, işi olanı yapıveriyor. Benim yapamadıklarımı o yapıyor. Ben yapabilsem ben kendim yapıyor. Yapamadığımı yapıyor. Onun elinden her şey geliyor. Kunduracıydı o. Her şey geliyor onun elinden. Fakat benim elimden pek gelmiyor. O her şeyi yapar.